Şey yavaş yavaş şey. Bitireceğiz çünkü. Evet. Şimdi şeyi gördüm de bu İmamoğlu Demirtaş sürprizi başlığımız ya. He. Ne olmuştur sence tepkisi? Ya Ya biliyorsunuz şöyle Selahattin Demirtaş'ın eşi konuşuluyor adaylıkla Başak ilgili. Demirtaş. Başak Demirtaş. Yazsınlar ya şimdi yere göğe sığdıramadıkları Demirtaş'ı hani cezaevinde mektuplarını aldıkları desinler ya kardeş sen nasıl İmamoğlu'na ihanet ediyorsun? Yapma etme desinler ya. Bunu gündeme getirsinler ya ben sana bir şey söyleyeyim. Bak bu Başak Demirtaş'ı köpürtecekler. Olacak mı Doğru veya sence? yanlış bilmiyorum. Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama Başak Demirtaş'ın gönlünde siyaset yapmak vardı. Yani zaten siyaseten Selahattin Demirtaş'ı bertaraf etmişlerdi. O da cezaevinden çıkamayacağını bildiği için dün duruşması vardı. Demiş ki ben Kürdüm. Kürt olduğum için cezaevindeyim. Sünni olsaydım şu anda dışarıdaydım. Yalan konuşuyorsun. Selahattin Demirtaş. Selo. Öyle diyor ki. Aa. Selo. Sen Yasin Bülbül'ün katliamından sorumlu olduğun için şu anda cezaevindesin. Yasin Börü pardon. Dolayısıyla şimdi Başak Demirtaş çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama İyi Parti kararını almış. Ben yokum deyince HDP demiş ki o yoksa biz de yokuz. Ve Başak Demirtaş'ı gündeme getirmişler. Demişler ki bizim adayımız bu olsun. Başka isimler de var. Ahmet Türk gibi isimler de var. Evet Ama ama en bomba isim ve evet gündemdeki yani isim. olur mu? Şimdi Başak Demirtaş Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kankası. Beraber tiyatroya giderler. Beraber bir ortamda bulunurlar. Beraber ağaç dikerler vesaire. Çıkar mı çıkmaz mı? Eren Bülbül değil canım benim şey. Yasin Börü, Yasin Börü.